kapıyı bağırdığında 4 kişi fırladı geldi. Hocam, İkinci çadırı siz kurarsınız, tamam mı? Tamam. Hocam bir... Evet, ucunu arkasından geçiyorum. En ucunu, evet, geçiriyorsunuz. Bakın, sadece kaldırıyoruz. Hocam içine ne zaman gideceğiz? Efendim? Hocam hangi için nerede? Sen de git, sen de git. Adapazarı'nda, evet. Nasıl gidiyor düğümüzde? Ne hayal etmiştin? Bunları mı hayal etmiştin? Hayalinin yarın için ne bekliyorsun? Yarın nereye gideceğimi de var. Ama yok ama sen de yani hayalini duymak istiyorum. Biz iki gündür dağlarda bayırlarda su kenarına gidelim mi ya? Evet. Bir göl görelim mi? Sapanca'dayız, Sapanca, Sapanca'dayız. Sapanca kıyısındayız. Sapanca'dayız. Evet, göl kıyısındayız ya. Gideceğiz mi hocam? Gidiyor mu? Kitapların hikayesini dinledin mi? Dinledin ya. He, dinledim. Okuyacaksın değil mi sabahları? Hadi bakalım. Sen bekle. Bekle, bekle, bekle. Güle güle. Evet, bravo, tebrikler. Evet, herkes var. Bugün burada 4004 bizim doğa eğitimleri ve bilim okulları programlarımızdan bu yıl 100 tanesini destekliyoruz. Onlardan bir tanesi de Adapazarı ilçemiz, ilimizde, Sakarya ilimizde. Onu yerinde görmek için bir davet etmişti hocalarımız. Ben de yerinde görmek istedim. Pırıl pırıl çocuklarımız. Bu çocuklarımıza biz gerçekten güveniyoruz. Ülkemiz için bizim milli teknoloji hamlemizin, yani hep o vaat ettiğimiz hem bölgesel hem de küresel boyutta rekabet noktasında lider ülke olmak için bu ancak insan kaynağıyla olacak. İnsana yapılan yatırımla. Dolayısıyla bugün bizim 25 tane kardeşimiz, öğrencimiz, çocuğumuz, geleceğimiz, hocalarımız, uzmanlarımız vasıtasıyla bizim en çok yakın zamanda yaşamaya başladığımız ve gelecekte büyük bir tehdit haline gelecek olan iklim değişikliği kavramını yerinde görmek, bu konuda farkındalığın ötesinde zorunluluk haline gelen bu başlıkta doğayı tanıma, doğayla yaşama, doğaya saygı duyma ve özellikle de gelecekte bununla ilgili ben varım deme, ben geleceğin, geleceğimizin, ülkemizin sahibiyim, söz sahibiyim derken sadece bunu sözde değil, eylemde de yapabilme heyecanı içinde olan ama o heyecanı verirken de sorumluluğu da verme noktasında olan bir programda olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Onları yüreklendiren öğretmenlerimize, müdürlüklerimize, ilçe milli eğitim müdürlüğüne de teşekkür ediyorum.